Cadde turları, davetler, konserler. Ünlüler neredeyse, magazin kameraları oradaydı. İşte keyifli bir İstanbul turu. Magazin dünyasının kalbi İstanbul'da atıyor. İşte ünlülerden haberler, son görüntüler. Mahsun Kırmızıgül'ü Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Bu aralar artık daha çok müziğe odaklanacakmış. İkisini bir arada zaten 2 yıldır götürmeye başladım. Evet. Bir de sadece işte bir film yaptım, bir dizi yaptım. Ama daha çok müzik. Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşında vereceği konser için yüksek fiyatlar teklif edildiği söyleniyordu. Yılbaşında da rekor fiyatlar gelmiş size de, teklifler öyle gelmiş. Öyle Nişantaşı duyduk. Haberim yok oğlum. Teoman Nişantaşı turunda takılıyor kameralarımıza. Keyfi pek yerinde değil ünlü rockçının. Aslında çocuklar bugün çok üzgünüm. Bir arkadaşım öldü. Peyk grubundan İrfan Alış. Çok konuşmayayım da. Yani çok sevdiğim, hatta arkadaşlarıma yazdım. Türk müzik sektöründe en beğendiğim adam gitti diye. Hakikaten de İrfan gitti. En beğendiğim adamdı. Hayranıydım. Eyvallah. Sinem Kobal'ı gecelerde görüntülüyoruz. Hastane çıkışında görünce korktuk. Meğerse cilt bakımından çıkmış. Ya hastaneye gelmedim arkadaşlar. Sinem Kobal uzun bir süre sonra setlere geri döndü. Peki sette zorlandığı anlar oldu mu? Evet, çocuklardan sonra evet. Aynen ancak oldu. Zorluk çektiniz mi? Kenan Bey size destekledi mi tekrardan? Tabii ki destekledi ama zaten biliyorsunuz ben ekran önünde büyüdüğüm için zaten orası da benim ailem gibi. Çok özlemiştim. Çok keyifli geçti. Heyecanlıydım ama dediğim gibi yani işiniz bu olunca öyle hemen 2 gün sonra sanki hiç ara vermemişim gibi her şey devam etti. Çok teşekkür ederim. Eşi Kenan İmirzalıoğlu'na geliyor konu. Ekranlar onu da çok özledi. Yakında televizyonda görebilecek miyiz acaba yakışıklı oyuncuyu? evet o da özledi. Okuyor o da. Güzel, sevdiği için esinen bir projeyle o da dönecek. Ünlü bir markanın sonbahar kış koleksiyonları düzenlenen bir defileyle görücüye çıktı. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın oyuncusu Hatice Aslan, defile izlemeye gelen isimlerden. Dizinin çekimleri nasıl gidiyor acaba? Çok güzel, çalışıyoruz, devam ediyor. Diziyi soralım. Her şey yolunda. İyi, çok eğleniyoruz, çalışıyoruz, çekiyoruz. Nasıl yani, geçiyor çekimler peki? Çok güzel, çok güzel, yoğun ve güzel. Peki ilerleyen bölümlerde Bahar izleyicilerini neler bekliyor? Her seferinde bir sürpriz var biliyorsunuz her bölümde. Hem yeni oyuncular katılıyor hem farklı. Ben de her okuduğumda senaryo yani çok eğlenerek bazen de kahkaha atarak okuyorum gerçekten. Neler yapacağımı hayal ediyorum tabii ki. Özge Ulusoy geliyor. Yoğun bir süreç bekliyormuş ünlü mankeni. Her şey yolunda, çalışıyoruz. Ekim ayı çok yoğun geçti. Kasım da öyle gözüküyor. Bizim şimdi ocağa kadar böyle bir bayağı bir maratonumuz olur. Açılışlar, davetler, işbirlikleri, defileler arada. Gayet güzel de keyifli yolunda her şey. Özge Ulusoy babasının vefatı sonrası adalet mücadelesi içerisindeydi. Mahkeme ile ilgili yeni gelişmeler varmış. Şu an Yargıtay'dayız. Hapis cezası çıktı. Yargıtay'ın onamasını bekliyoruz inşallah. Sonuna kadar savaştık gerçekten. Karşı tarafta hiçbir pişmanlık olmadığı için bizim için çok zor bir süreçti. 4 Aralık'ta 2 yıl olacak babamı kaybedeli. Çok teşekkürler. Belli bir yere ulaştık, çabamızın sonucunu aldık. İnşallah Yargıtay'da onadığında hapse döndüğünü göreceğiz. Ceza da arttırıldı herhalde bu arada. Evet, arttırıldı. Nasıl oldu peki? Yani her şey o kadar ortadaydı ki onların ilk başta iddia ettikleriyle hiç alakası yoktu. Benim babamı yaya geçidinin üzerinde ve yüksek hızla frene basmadan öldürdüler. Öldürdü yani sanık. Bu arada hani böyle çoğul bahsediyorum ama tabii onun da ailesi ve çevresi olduğu için. O yüzden de böyle bir sonuç aldığımız için inşallah Yargıtay'dan da onanacak. Başka insanlara da ışık olmasını dilerim. İstanbul'daki sahnesi öncesi İrem Derici ile birlikteyiz. Güzel şarkıcıyı hep mutlu ve neşeli görüyoruz. Peki onu ne ağlatır? Yani İrem Derici çok sık ağlar bu arada. Hani herhangi bir dizide, filmde bir anda ağlamaya başlar. Ben çok sık ağlarım ama dediğim gibi hani siz görmezsiniz. Gerek de yok zaten. Herkesin derdi kendine yetiyor. Bir de niye ben ekstra dert olayım? Ben bu arada dert anlatmayı da sevmem ama dert dinlemeyi severim. Sabah da sinirden ağlamış İrem Derici. Bu sabah da sinirden ağladım çünkü
pantolonuma sığamadım. O da hırstan ağlamadır yani. Ama bu demek değildir ki 2 hafta sonra sığacağım. Allah başka dert vermesin. Aşka geliyor konu. İrem Derici tekrar evlenmek ister mi acaba? Ben de evlilik 2025'te değil 2055'te de olmaz. Ama tabii evlenen çiftlere bir şarkı belki yaparım, niye olmasın? Kapalı mıyız artık o kuruma? Ya kapalı kurum ama evlilik kurumu. Büyük kapalıyım. Büyük kapalısın. Çok büyük kapalıyım. Aşka her zaman açığım. Çok açığım. 360 derece açığım. Ama evlilik falan bu saatten sonra beni yorar. Yorulmaya gerek yok. Dünya ortalaması belli. Boşanma oranları ortada. Risk almayalım ya, gerek yok. Ben aşk kadınıyım diyorsunuz efendim. Ay ben neyim? Sahne kadınıyım ben. Ben ne aşk kadınıyım, ne meşk kadınıyım, ne hüzün, ne neşe. Ben sahne kadınıyım, sahnede mutluyum. İnşallah sonsuza kadar sahnede olurum. Brezilya tatiline geliyor konu. Bruno Mars konseri için gitmiş Brezilya'ya. Uçaktan da atlamış güzel şarkıcı. Ya harikaydı. Biz zaten uçaktan atlama gibi bir deneyim 2. kere yaşadım. Ben bir kere daha yıllar önce daha ünlüyken Dubai'de yapmıştım aynı şeyi. Yaş aldıkça insan daha korkak oluyormuş yani. Bu sefer bir tık daha böyle bir Yusuf Yusuf oldum. Ama benim oraya gitme olayım zaten Bruno Mars konseriydi. Stadyum konserine ben bu arada Türkiye'de bile gitmedim hiç bugüne kadar. İlk stadyum konseri deneyimimdi. Ya çok eğlendim, çok ağladım mesela. O konserde de çok ağladım. Son dönemlerde şarkıcıların hem sahne ücretleri hem de özel günlerde sahneye çıkan isimlerin aldıkları ücretler çok konuşuluyor. İrem Derici bu konu hakkında ne düşünüyor acaba? Aşkım ben kazanmadım. Kazananın da Allah bol bereketini versin. Yani ben bu konulara girmeyi çok sevmiyorum. Benim bu arada gerçekten hesabım kitabımı tutan insanlarla ben 13 yıldır çalışıyorum. Gerçekten ailemden daha çok güvendiğim diyebileceğim insanlar. O yüzden ben para konularını umursamıyorum. Ve bu konularla alakalı yorum yapanlar da çok da bana gelmiyor yani. Hani züğürdün çenesini yorar durumuna geliyor biraz. Yapmayalım o zaman, özel günlerde belli insanlar para almasın deniliyorsa o özel günlerde o insanlar da para almasın hiçbir yerden. Yani bana çok mantıksız geldi. Polemiğe girmek istemiyorum ama girmiş bulundum. Yani yapmayın abi. Biz tek başımıza çıkmıyoruz oraya. Benim ekibimde 35 kişi var. Yani. Ve bazı kutlamaların diğer kutlamalardan çok daha coşkuyla, çok daha büyük bir şekilde yapılması lazım. Keza Cumhuriyet Bayramı bunlardan biridir. Keyifli sohbet sonrası İrem Derici sevilen şarkıları ve etkileyici tarzıyla sahnede. Yansın geceler, İrem Derici sahnede magazin basınına da bir gönderme yapıyor. Kah eğleneceğiz, kah güleceğiz, kah magazin gidince ben ağzımı bozacağım. O esnada da siz çekeceksiniz. Yine bir şekilde magazine düşeceğiz. Düşelim zaten, ben çok sıkıldım. Bayağıdır uslu kızım. Artık kudurma zamanı geldi. İrem Derici şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Benim kalbimden vuranlar var ya. Sürüne 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 kapı çalacak. Başıma geçip kıs kıs gülenler.